بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون الى الملائِ العالى ويغزفون من كل جانب دورو دهورا ولهم عذاب واسب الى من خطفت خطفت فات فاتبه شهاب ثاقب وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Kaldığımız yerden devam. Alemi erva şey semavat alemi yalnız alemi cismani bakmıyor. İsterseniz camları kapatın. Belki alem ervahı ve alemi melekutu tazamun ettiğinden kim tazamın ediyor? Semavat alemi. Bir cihette perde altında alemi şadeti ihata etmiştir. Az ileriki sayfada da şöyle diyor. Bu alemi fani ve alemi şadet ise görüyor musun 82'de 282'de son paragrafta <laughs> bak bu alemi fani ve alemi şadet ise alemi gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. E, perdeymiş burası. E, i̇ki türlü manası var perdenin biliyorsunuz. Bir örten manasına bir de her şeyin ortaya çıktığı yer. Aslında ikisi de var burada. Alemi şehadet, alemin gaybi ve melekütü örtmüyor. Ortaya, Ortaya çıkarttığı bir yerdir. E peki gözükmüyor. Bizde sorun var. Bizde sorun var. Yani duygulara bakan şey çıkıp gözüküyor. Mesela adam amadır, görmüyor. E sorun bunda sorun. Yani or güneş yoktur diyenmez. Adam burnunda sorun var. <laughs> Koku almıyor. Sorun bunda. Adam kulağında sorun var. Ses yok. Olur mu şimdi? Sorun onda. Bu mad mani maddi cihazlar. E, latifeler var. Açılmamış. Alem misala per pe pencere var bizde. E, göre göremiyoruz. Pencerede sorun yok. Bakanda sorun var. Hem alemi bakiden buraları konuşmuştuk. Alemi bakiden ve darı bekadan olan cennet dahi. Cennet neymiş? Alemi bakidedir ve beka vardır orada. Olan cennet dahi hadsiz uzaklığıyla beraber yine o daire tasarrufatı yani cennetin tasarrufatı perde-i şadet altında Cennetin tasarrufatı perde-i altında her tarafta nurani bir surete uzanmış yayılmış cennet. Her tarafta var. Her şey her tarafta var. Herkes her yerde var. Ne demek bu? Seni meydana getiren esma her yerde var demektir. Var olduğu için sen varsın. Şu anda ben Kaçkar Dağları'nda varım. Her zerresinde varım. Çünkü beni meydana getiren e, esma orada da var. Peki niye belirlenmiyorum? Şu anda yıldızlar var, ay var ama güneş var olduğu için onlar baskın gelmiş. <laughs> güneş baskın gelmiş. Ay ve yıldız gözükmüyor. Gözükmemesi olmamasına delil değil. Tamam. Bu çok acayibime gidiyor. Perde şehadet altında. Yani hani kum saati çok güzel misal ya. Kum, kumut koyuyorsun. Burada bir dar bir yere kanal var. O nasıl geniş. İşte bu atom böyledir yani. Atom komple. Üstü var. Depo altı var. Tamam. Üstü alemi şehadet. E, altı dar beka. Melekut. Alemi beka. Ve işte ne Şimdi bir tanesi baki alem. Baki alem ama fani bir işlevi var. Cennet böyle değil. Bekadır. Dar yer demek. Darül beka. Beka yeri. Beka bulunan yer. Yani esmaların azami tecelli yeri. Neresi mesela? Cennet. O sorduğun yer işte. Yok, alem Bekadan ve dar oluyor? oluyor? Bak onu söylüyor. Bunun ikisi aynı şey. alimi i Baki'den ve daru Bekadan olan cennet. Cennet bunlar yapılmış. Cennetin altı bu. Yani cenneti yapan bu iki özellik. Cenneti cennet yapan. Aynen. Cennet bu. Hadsiz bu cennetin hadsiz uzaklığı ile beraber yine o daireyi tasarrufatı perde-i şahadet altında her tarafta bunu görüyor musunuz bak cennet her tarafta nurani bir surette uzanmış yayılmış. Sani Hakimü'z-Zülcelal'in hikmetiyle kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri şimdi örnek veriyor buna bu nasıl olacak diye bak Nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda o cisme hükmediyor. Ve daire tasarrufunu alabiliyor. Aynı bu, bunu bir misalini yerini okuyayım. <laughs> Risaledeki yeri 350'yi açın. Lemalar Mesela 349'un alt satırını alıyorum. Zihayatların kafalarında son satır. Zihayatların kafalarında birer fonograf. 350'ye geç. Birer fotoğraf, birer telgraf gibi çok makineleri şurada. Bak. Hatta en küçük bir kafada dahi bak hatta en küçük kafada dahi yapmakla beraber her bir insan kafasına değil yalnız plak, plaksız fonograf, birer aynesiz fotoğraf yani e, aynesiz derken o fotoğraf makinesinin ön camına ayna diyor taktiği çekiyor ama çeken içeride insan öyle bir şey ki çektiği ile etkileniyor Çektiği canlanabiliyor, malzeme olabiliyor. Ayna öyle değil mesela. Şöyle düşün. Aynaya baktın, varsın. Çekildin, yok olursun. Hafıza iş öyle değil. Gördüğü her şeyi kaydeder ve kendisine mal eder ve canlandırır aleminde. Ve makine yetkiler. Ama kamerada çekmiş olduğun herhangi bir sohbet kamera yetkilemiyor. Dinsiz bir şey çeksen, dindarı çeksen, ne dinsiz oluyor, ne dindar oluyor kamera. İnsan öyle değil bak. Yalnız plaksız fonograf, mesela e, eskide plaklar var diye böyle <laughs> veya şu anda e, flash bellekler var, CD var yani. Plak işte. İnsan böyle değil işte bakın, alıyor bilgileri, okuyor, yüklüyor plaksız kafa, konuşuyor. Plak yok. He yani mesela flash bellektir, CD'dir, DVD'dir tamam mı? Hard disk'tir depodan aktarıyorsun gözüküyor. İşte burası öyle değil yani. Plaksız, DVD'siz bu yükleniyor. Plaksız fonograf, birer aynesiz fotoğraf yani aynesiz fotoğraflar çekiyor. Bir de bir telsiz telgraf gibi. Yani birbirlerine aktarılıyor şey olmadan, şu anda duygularla. Mesela benim en tuhafıma giden konuşmanın varlığıdır. Bir şöyle düşünün bakın. Ee, hiç öm ömürde insan görmemişsin. Hiç ömrünüzde ses duymadınız. Hiç ömründe. Hiç ömrünüzde bakın insan görmediniz. Bir akıl var, cevher. Ses hiç ömrünüzde duymadınız, ses yok. Hiç hatırınıza gelir mi böyle bir şeyin olması, sesin olması? Yani düşüncelerini, kalpteki düşüncelerini 29 tane mertebeden geçiyor. 29 tane mertebeden geçecek. Bir anda onu yani ifade etmek istediğin, hissettiğini, mahsettiğini, düşündüğünü, tasavvur ettiğini, hayal ettiğini lafza dökebiliyorsun. Bu lafız nedir ya? E, etin manaya göre şekillenmiş. Ya bu mucize bir şey ya. Çok tuhaf bir mucize. Şeyde Kızıl da söylüyor. Acayip bir mucize olduğunu. Konuşmanın mucize olduğunu. Zaten hepsi mucize de. Ama bu alıştık ya bu. Kelam en tuhaf tuhaf kelamdır yani. Yani bir de ses çıkıyor ayrı. kendini onun içine nasıl yüklüyorsun? Yani bu muameleye bak yani. Lafız ama mana yükleniyor. Ağlayı bir konuştu ki beni etkiledi ya. Çok duygusaldı. Veya çok nefret ettim ya. Adam bir konuştu ki nefret vardı. Adam bir konuştu ki muhabbet var. Yani tuhaf tuhaf zıt birbirine zıttı şeyleri, duyguları kelama yükleyebiliyorsun. Kendini taşıyor yani. Aslında kelam senin temessülündür. Senin kalbinin, ruhunun karşıdaki mislidir. Senin mislindir mislin. Çünkü bak girmek istemiyorum ama şimdi benden bir kelam çıkacak. Kalpten manalar çıkıyor. Kalpten. Kalpte mana çıkarken Latife Rabbani ona lafsa o çıkacak kelimeye. Latife-i buna bir şey yüklüyor. Kendisine az. Bu lazım olacaksın size. Zihin bir şey yüklüyor. His yüklüyor. İrade yüklüyor. İradevi bir şeyler yükleniyor. Dokümanlar. Hafi Ahfa kalbi bütün hassasiyetler yükleniyor. Gel yukarıya. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam yüklüyor. Yüklediğine delil nedir? Ondan sonra ben bu tamamen saymış olduğum ve saymamış olduğum şeyler hep bu kelama mana yüklüyor. Sana geldi mi? Sen de bende neler yüklenmişse, sen de muhatap olabilmişsem, ben de ihlaslıysam, ben neler yüklemişsem sen de aynı şeyler ortaya çıkıyor. Senin benim zihni, zihinde yüklediklerim senin zihnine sepeti boşaltıyor. Benim his olarak hissen, kelama neler yüklemişsem senin de benim kelam sana gelince senin hissine boşaltıyor. Fena fil ihvan mi? Daha dur. Fena fil değil yani. Başka bir şey bu. Ee, benim zihin ona bir mana yüklemiş. O kelam bunu taşıyor, sen de boşaltıyor. Bu neyi gösteriyor? Ve hayalini, tasavvurunu tahrik ediyor. Yani kelam senin oralarını tetikliyorsa, Oraları besliyorsa, oraları güçlendiriyorsa, oraya malzeme oluyorsa, oraya geliyorsa demek ki bu kelam bunu taşıyor. Bunu daha 15. ayette söylendi ya abi. Ne diyor? Nikas in var, insiba var, incizap var dedi. Ha yani peygamberimiz konuşurken. Ha ha evet. Doğru. Nikas, incizap, in nikas incizap, in, in in insiba. Onun <laughs> için konuşmak. Acayip bir mucize. İnşallah bir de kelam diye veya konuşmak diye bir ders yaparız. İşte diyor ki değil yalnız plaksız fonograf birer aynasız fotoğraf bir telsiz telgraf belki bunlardan 20 defa daha harika her insanın kafasında bak kafasında öyle bir makineyi yapmaktan ve istediği tarzda işleyip neticeleri vermekten gelen iftihari kutsi ve memnuniyet-i mukaddesi gibi manaları Allah böyle yaptı ya. Nasıl ki insan bir şey yaptı zaman şöyle bir şey. Aa, istediğim gibi, aa, tam istediğim gibi oldu. Bu işlerken beni memnun ediyor. İşte bu nereden geliyor? Allah'ın memnuniyet-i mukaddesesinden geliyor. Allah'ın şuunat-ı zatiyesinde memnuniyet-i mukaddesesi var. O bizi bırakmış numine, biz de yaptığımız şeylerden gurur duyuyoruz. Allah da bizim yaptığımız şey, şeylerden makinesi olduğumuz için Allah da ondan iftihar ediyor, memnun oluyor. Hani diyoruz ya, A, beni memnun ettin, Allah da seni memnun etsin veya Allah'a memnun ettin. Bak bu iyiliğini Allah memnun etti ha falan deriz. Evet gel gelelim aynı yerimize. Bak diyor ki ee, Sani Hakim, e, Sani Hakim hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde. Mesela bak kafa bir ya. Kafama bakar mısınız? Kafa bir. Bu kafa tasavvur alemindeki alemleri, alem-i ervahtaki alemi misaldaki, lefi mahfuzdaki, kürsteki, arştaki, daire hayattaki, daire ilimdeki, arş azamdaki, lefi mahfuzdaki neler varsa hepsinin nümunesini koymuş buraya. Birbirinden nihayetsiz uzak olan o alemler burada cem olmuş. Şöyle düşün. Ağaç böyle bir çınar ağacı düşünün böyle. Dev bir çınar ağacı sağ ve solu arasında ne kadar mesafe var. Yani başı ile sonu, ilk çıkan filiz de son çıkan e, yaprak arasında 300 sene geçmiş, 500 sene geçmiş. Ama hepsi aynı çekirdekte bir yerde. İnsan da böyle. Ükte hayatı. Bütün kain, insan da bir çekirdeğe benzer diyor. Nerede diyordu hatırladınız mı? Kaç? Evet. Aynı böyle çekirdeğe, ağaç, ağaca çekirdek nasılsa Allah'ın dışında bütün alemlere insan öyledir. Bak diyor ki nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri merkezleri onlar ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda buraya o cisme hükmediyor ve dayı dayı tarzını alabiliyor. Yani buraya da bak mesela e, karaciğer var, böbrek var, tırnak var, ayağımından yukarısına kadar ne kadar mesafe var ama burada tek. buradan en uzana en yakın fark etmiyor. Yani tırnağa hükmettiği gibi kafa şuraya da hükmediyor. Yani şurası yakın, şurası uzak demiyor. Şu anda. Öyle mi? Hakikaten mi? Evet hiç fark etmiyor. Çok tuhaf. Öyle de aynı bu misal ile bildiğimiz insanla misal verdi bu insan ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyatı ve hususiyatı, hususiyeti ve azameti cihetiyle medar nazar olur. Yani o cüzler cüzi ve yakın yerlerde külli ve azametler, külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen o cüzi ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinler, dinlenilirse o hadisi işitilir. Mesela ne dedi? Mesela diyelim ki benim şu anda kalemi oynattığım o alemlerde gözüküyor ama o alemlerde fazla şey ifade edilmiyor. Cüz'i bir hadise. Bazen dünyadaki bir hadise o mesela diyelim ki e ee, bir insanın imansız olması. Yani bak mesela diyeyim, şöyle diyeyim. Ee, kalemi ver bana. Kalemi ver. Bu bir söz. O alemde alemi alemi manada ifade ediliyor ama cüzi bir hadise. Bak şimdi cüzi bir hadise. Ama haşa bir inkar etsem inkar o da kelime. Haşa Allah yoktur desem Alem mana değil, bütün kainatı benimle alakadar alem komple bitiyor. Bak bir de okuyayım o zaman. Nasıl ki çekirdekte olan bir hadise ve kafada olan bir hadise e, böyle oluyor. İnsan ekber olan kainat dahi müteddahil birbiri içinde bulunanlar, bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor. Bu alem, kainat, büyük insan. Hani insanın büyütülmüşü. Onlarda ceyran eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüziyeti ve hususiyeti azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani o cüzler cüzü ve yakın yerlerde. Hani basitse kalemi ver. Ale misale ve ale manada bu gözüküyor. Külli ve azametler külli ve büyük makamlarda görülür. Hani bir iki kişi kavga etse karakol halleder ama cinayet işlese merkeze gittiği gibi. Fakat bazen cüzü ve hususi bir hadise büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede din, dinlenilse o hadise işitilir. Mesela iki kişi kavga etti. Yani kavga ettik yani iki kişi. Nereye duyulur bu? Çok çok komşular duyar yani. Sağ soğu. Ama başbakanla Amerika başkanı kavga etti. Mesela başbakanla İsrail başbakanı kavga etti. Dünyada duymayan var mı? Anladım. Yani bakın bir daha bu misal bak. Başbakanın İsrail Başbakanı ile Cumhurbaşkanı'na çaktığı kelamla burada iki kişi yumruk yapsa orada da yumruk yok. O zaman şimdi bir daha dinleyin. Fakat bazen cüz'ü ve ususu bir hadise büyük bir alem istila eder. Hangi köşede dinlenilse o hadise işitilir. Ve bazen de büyük tahşidat düşmanın kuvvetine karşı değil, belki ishar haşmet için yapılır. Şimdi bunları niye kullandı? Kaç tane malzeme? Bak, yukarıda insandan, çekirdekten ve hadiselerin büyük ve cüzüğüyle kainatı mütesiri olması şunun için kullandı. Mesela, Hadise-i Muhammedi, hani bir daha söylüyorum. iki kişi burada kavga etten fazla yukarı kat duyar. Sağ ve soldaki duyar, alttaki duyar, sokaktaki duyar. Bir daha mühim, mühim olduğu için tekrar ediyorum. Fakat iki tane devlet başkanı kavga etse, dünyanın meşhur devletlerse, dünyanın her köşesine duyulur. Flaş olarak iner. Aynen bunun gibi bütün bu alemleri alakadar eden bir hadisi var. Hadisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Vahiy Kur'an'ının hadisi kutsiyesi, umum semavat memleketinde hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadisi olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına dömettarlar dizilip yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar vaziyetinde göstermek ifade etmekle vahiy Kur'an'ının Kur'an'ının derece-i haşmetini ve şaşai saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen dereceyi hakkaniyetini ila ilana bir işareti rabbani olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşü, düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Yani niçin ee, peygamberimize şey yapmışlar. Firavun, Ebu Cehiller vesaire sihir olduğuna delilimiz şudur diyor bak diyor yıldızlar çok kayıyor bu adam geldikten sonra diyor. Kitaplarına yazmış şey yapmışlar. Hmm. Bu adam diyor geldikten sonra bu adam uğursuz diyor haşa. Görmüyor musunuz sema ile diyor kızıyor diyor. Hiçbirisi yerinde durmuyor. Peki neymiş o semavi hadise? Yani iki kişi kavga etti. iki tane başbakan kavga etti gibi değil. hadisi ee, Hadise-i Muhammediye bütün kainatla kadar olduğu için hem köşesine duyulmuş. Çok da mühim. Peki ne oldu ki başbakan kavga edince? Gerildi. Bütün birimler devreye girdi. Bütün. MIT'i girdi. Mossad'ı girdi. Hava kuvvetleri girdi. Kara kuvvetleri girdi. Ekonomisi girdi. Siyaseti girdi. Turizmi girdi. Girmeyen hiç kimse kalmadı. Ama iki adam ya birkaç dakika o kavga etti. İşte hadise Muhammediye devreye girince bütün o lef-i var ya arş Oradan Peygamber aleyhissalatü vesselama gelene kadar vahiy tamamen Allah koridor yapmış meleklerle. O gelmeden önce şeytanlar ve cinler, semavi karakolları söyledim ya. Semavi karakolları söyledim. Şimdi o o karakollardan hırsızlık yapıyorlardı. Haber çalıyorlardı. Haber çalıyorlardı. O karakollara da girmiş bu haber. Tabi hadise-i Muhammed'e. Oraya şeytanlar ve cinler e, giremesin diye ta lefi mahfuzdan Muhammed Aleyhisselatü ve selam'a kadar hiç boş kalmamak şartıyla koridor yapılmış. Bu niçin gösteriliyor biliyor musun? Düşmanın büyüklüğünden ille değil. Bu olayın haşmetinden, vazametinden kaynaklanıyor. Mesela 13. Lema'da söylüyor değil mi hatırlarsınız. Ya bu kadar diyor şeytanı sanki bir adammış gibi. i̇ki yani tane çakıyor sahabe. Ve Hazreti Ömer'i görünce onu değiştiriyor. Allah sanki rakibiymiş gibi. Hatırladınız mı soruyu? Allah'ın sanki rakibiymiş gibi Allah düşman koymuş karşısına. Haberi saldırıyor ayeti kerimelerle. Tamam mı? Yani bu diyor Kur'an'ın azametine yakışmıyor diyor. Hatırladınız mı? Oysa <laughs> Hazreti Ali görünce Adam yer değiştiriyor. E sana namaz kılma diyor, muvaffak olamıyor. Sana muvaffak olamıyor. Diyor ki onun büyüklüğünden değil, insanın dereceyi azametinden ve dereceyi büyüklüğünden ve azamet ve kibriyasından. Ya e, tabii yani insanın büyüklüğünden geliyor. Tamam bak burada da diyor zaten. Bazen de büyük taşı da düşmanın kuvvetine karşı değil. Belki izhar haşmet için yapılır. Yani Allah'lık hakikati haşmetini, azametini, kibriyasını azamet ve kibriya kibriyasını göstermek için yapılıyor. Yani bir zemin lazım ki mesela Kur'an e iki bir iki tane bir sahabe gitmiş vahye gitmemiş. Kalbin malik. E gitmemiş, acıya da gitmemiş. Ne olmuş yani? E gitmemiş. Kur'an onu ele alıyor. Onun şahsında, o aynada bütün asırlara aynı kanuna giren hadiselerle beyanat yapıyor. Demek ki kişiler semboldur, aynadır, simgedir, koridordur. Onun zemininde, aynasında hakikatlar ifade ediliyor. Peygamberler de, Peygamberler de dahil. İsa Aleyhisselam. Ben ne yapacağım? İsa Aleyhisselam'ı. Peygamber yok ki şu anda. Ben Kızıldeniz'i ne yapacağım? Firavun da yok. Yani Firavun bir olaydır, bir kanunun ucudu, bir sisiledir. Tamam. Firavun yok ama Firavuncuklar var. Musa yok ama Musa, Musalar var. İsa'lar var. Muhammedler var. Yani o simgedir, semboldur, koridordur, o aynadır, zemindir. Orada ifade edilmesi gerekenleri ediyorluyor. Yani o simge altında hepimize her asrın masadaki var diyor. Birinci şuada hatırlarsınız. Kur'an'ın ayetinde her asra hitap ediyor. Her hasra hitap eden manası var masadaklar var ama bu asır hasseten bazı hadiseler hasreten ifade ediliyor. Tamam. Demek ki azameti ve kibriyasından dolayı olayı büyütüyor Allah. Yani olay çok mühimdir. Şeytanı daşan bir hadisedir. Sana 178'de mektubat abi o yıldızların dökülmesini anlatıyor abi şey sayıyor da. Hı. Hmm. Onun üstünde bu da çok güzel anlatıyor burada abi. dinleyeyim oku bakayım. Biraz uzun abi. Yani. Bakayım o zaman dur kaç sayfa dur. 178 abi. Kaç sayfa kaç? 178. Dur. sükutu gayri 178 He, <laughs> Aferin lan sana O zaman çabuk okuyayım bak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldikten sonra Bağusuz veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır. Şu hadise 15. sözde katiyen burhanları ile ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu, şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerinin kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyaya çıktı, <laughs> Elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kahinlerin ve gaybden haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Mesela cinler de haber getiriyor ya, yarım yamalak. Evet, bir seten evvel kainlik çoktu, kainik o karakollardan haber getirmek. Çünkü niye? hadis olmadan önce e, Cenab-ı Hak lefi mahfuzdan lefi mahve ispatta, lefi mahve ispattan da bütün karakollara seviyesine göre, olayın büyük küçüğüne göre biraz işte kırpıntıları vardı. Cinler ve şeytanlar oralara gidip yarım yamalak bire dokuz katarak yalan getiriyorlardı. Ama doğru tarafları da vardı. Çünkü Allah diyor ki çoğu yalan söylerler diyor. Demek doğrular da var. Yalancıdırlar diyor Kur'an'da. Tamam. Cinler yalan söylüyor itimat edesiniz diye. Şu anda cinler kızıyor bana. Müslümanlar ayırıyor. Sizi ayırıyorum arkadaşlar. Kafirlerin, kafirlerin kastettim. Tamam dediler. Hadi bakalım. Diyorlar ki işte şöyle olacak böyle olacak. nasıl biliyor? Senin diyor mesela adam geldi karşısına. Senin baban diyor baban dedesi şöyle yapmıştı diyor. Hakikaten öyle yapmıştı. Çünkü cinler 700-900 sene yaşıyor. Geliyor sen nerelisin? Varım. Van'dı değil mi? Böyle ışık hızıyla gidiyor. Buradan Van'a ne kadar kilometre var? 1500 var yoktur. İstanbul'dan Van 1500 yoktur. Rize 1000, 1150'dir. Şey 1000 1000 1200 1300 1300 Rize Hatay 1150 1400'de 1500'de tamam 1500 kilometreyi Saniyede 300 bin kilometre hızla, hızla ışık hızıyla giden kaç saniyede alır? Tak diye alır. Gider oraya. Oradaki cinlere. Kafir kafire. Ben oradaki cinleri nasıl tanıyor? Ben kimseyi tanımadım aldı. Van'da hemen bana niye ders verdiler? Aa Nurcu abimiz. Öyle mi ya? Aa, Nurcu. Tamam hemen verdiler. Beni hiç dinlemedi. Nurcu abimiz dershanededir vesaire. Hemen masayı verdiler. Hem de Kubaya karabalık. Tanımadığın bilmediğin adamı bu cemaate nasıl teslim ediyorsun? Ha, demek ki hemen bu vasfım elbisemden dolayı hemen masayı verdiler. Bir örnek için söylüyorum. Buradan Cito, cin oraya gitti. Senin oradaki Van'daki cinlerin yaşına kadar? 700-900. 700'den aşağı olmaz. 900 bin yaşıyorlar. Senin dedenin dedesinin dedesini tanıyor oradaki cin. Senin dedenin dedesini tanıyor. 900 sene yaşamış ya. 9 tane dedeni bilir yedinci deden için diyor ki şöyle 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 ışık hızıyla haber birbirine aktarıyorlar. Onlarda kaf edersin çok özür dilerim çiftleşme de tavuk horoz gibi gazdadır. Enerji aktarımıdır yani bilgisayardaki aktarım gibidir sanal gibi. Öyle bir bir sıfır tırt aktardı mı? Van'dan tırt geldi karşımda ya. Senin deden Van'da şöyle yapıyordu. Vay be gaybi bildi bu hoca ya da zaten vaka orada belli ya, kayıtlarda hep mevcut. Şimdi bir sürü arşive gitsen, devletin arşivine gitsen, şimdi yavaş yavaş oluyor. Hepsi bilgisayara yükleniyor. Sese, şey efendim, e, nüfus dairesine girsen, nüfus dairesine git, şifreni gir. Yani TC numaranı gir. Van'daki tak kütüğünü gösteriyor. Ben geçen girdim, ben kimim dedim. Yani bir baktım, tırırt neler, neler çıktı ya. Aniden yani. E ışık hızıyla. Ha şimdi cin, yani bir meziyet sahibi değil. Ben tutup bir şey okuyorum diye ben bunu mezedim. Hani bunu ne yapıyorlar? Oradakilerin hepsi bilme ihtimali var mı? Hayır. Yalan söylüyor. Duymuştur bu adamı. Veya bilerek yalan söylüyor. Bir, bakın o itimat etsin diye. Dokuz tane yalan katarlar. Bir tane doğru söyler ki ta ki itimat edilsin diye. Yalancıdırlar bak. Diyor ki şeyatin ve cinlerin gaybi haberlerinin kesilmesini alamet ve işarettir. İşte madem Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vahiy ile dünyaya çıktı. Elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık kainlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahiy bir şüphe iras etmesinler ve vahiy benzemesinler. Evet bir setten evvel Peygamber aleyhissalatü vesselamdan evvel kainlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kainler imana geldiler. Şimdi kainler var. Kain yok ki şimdi piyasada değiştirmişler ismini. Aynı temcit pilavı gibi önümüze sürüyorlar. Adı ne şu anda? Hadi bakayım söyle. İspiritizmaydı. Kainlik. Sonra ispiritizma. Şimdi medyum ve reenkarnasyon. Medyumlar. Medyum ve reenkarnasyon denilen şey elbise değiştirdi. Beyaz elbise giymedi de siyah giydi. Aynı. Tamam Hatta Kain, e, Emirdan da anlatıyor bunu Ustad, o söylediğimi. Hatta çok Kainler imana geldiler. Çünkü daha cinler taifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmiştim. İşte eski zaman Kainleri gibi şimdi de, aa bak burada söylüyormuş, medyumlar suretinde ve yine bir nevi Kainlik Avrupa'da ispiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Aynı. 155 emir daha bir de söylüyor bunu. İ, Avrupa'da aynısı var. Ölülerle haberleşme mümkün e, olduğunu iddia eden ispiritizmacılar, ölülerle irtiva, yani şu anda reenkarnasyon. Emir 155'te anlatıyor bunu. Tamam. Mı? Bunu şualar 619'da anlatıyor. Şualar 261'de anlatıyor. Le Mektubat'ta 174'te de anlatıyor. Tamam mı? Şimdi bunu kainer, şu anda ispiritizmacılar, yani reenkarnasyoncular aynı süreti değişmiş. Değişen hiçbir şey yok. Olay aynı, aktörler değişik. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalktı, Usta Hazret, Asin As İmam'ı. Ebu Cehil kalktı, o role girdi. Aktör. Musa kalktı, ustad kondu. Yani asıl imamı ya. Asıl imamı onu işte aktör yani. değişene Aynı şeyi şey yapıyorlar. Oynuyorlar. Film aynı. Sahabesi var der peygamber. Siz de Mehdi'nin askerleri. Aynı şey. İşte tekerli, Ey tabi. Hayat tekerleği deniyor. Aynı şey. Allah Resulü'nün sahabesi vardı. Ustadında e, sadık dostları var aynı yani. Yok başka bir cemaat desek ki yok benim ya, önemli değil. Sen Süleyman Efendi de Mahmud Efendi de tam yani aynı kanun koy onu. Bu asırdaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vekili ulema ümmeti Kenbiye ben İsrail aynı. Aynı kanun. Değişen hiçbir şey yok. Zamanın sahabesi ol yeter. Sana ne deniliyorsa sahabe oluyorsun. Resulullah'ın yanında olsa ne yapacaktın ki? Namaz kılmayacak mıydın? Ekten kılıyoruz. Oruç tutmayacak mıydın? Tutacaktın. E cihat etmeyecek miydin? E cihat ediyorsun. Dava, o zamanki cihat farklı, şimdiki cihat farklı. Herkesin cihadı farklı. Kadının farklı, erkeğin farklı. Alemin, cahilin. Hepsi farklı. Aynı şey kardeş. Değişen hiçbir şey yok. Mekan değişikliği var. Bina bina çıkmış. Kılıç vardı, tüfek var. Tüfek yok, ilim var. Şu anda ilim. İşte burçların nöbet... Ha demek ki o yıldızdan kayması neymiş? O nöbet tutan askerler var ya, melekler. Şeytan ve cinler geliyor, bu ne oluyor diyor. Bir hadise oldu. Ne için şaşırdılar biliyor musun? Orada 174'te de anlatıyor. Vahiy kesildi, şey, ilham kesildi. Medyumlar haber alamıyoruz dediler, tamam Cinler, şeytanlar Hepten azdılar yani. Ne oluyor ya? Dünyada ne oluyor? Kainatta ne oluyor ki vahiy kesildi hemen gidiyorlar karakollara. Karakollar yaklaştıkça mancınık yediler. Tak tak o yıldızların atılması meleklerin şeytana ve cinlere attıkları e, mermilermiş. Yıldız, ha? Yıldız, diyorlar, yıldız, yıldız kayması diyorlar şimdi. Ha? Yıldız işte ya. Abi bakıyorsunuz ya. asker düştü. Kocaman yıldız bu kadar. <laughs> işte. Yakın dediğin nereye düştü? Yani yakana düştü ama yakana düştü. Düşünme <laughs> <nefret oluyor, yok. gülüyor> Öyle zannettin. Çünkü dünya yuvarlak ya. Şimdi sen de burada asker namet tutuyordun. Tamam şöyle. Şurada yıldız gelince dünya yuvarlak oluyor. Pat diye buraya düştü. Böyle oldu. Kavis yapar. Yani kavis yaptığı için böyle bak. Böyle yapar. Yuvarlak ya. Hemen buraya düştü sana çok büyük. işte arkaya geçti yani. yani. Diyor ki, o şey, metor, taş. Vahiy Kur'an hadiseyi kutsiyesi umum semaat memleketinde hatta o memleketin her köşesinde, köşesinde en uza, en mühim bir hadisi olduğundan doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbetdar, nöbetdarlar dizilip Yıldızlardan mancınıkları atarak casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetini göstermek ve ifade etmekle vahiy Kur'an'ının derece haşmetini ve şaşay saltanatını hiçbir cihette şüphe girmeyen derece hakkaniyetini ilana bir işaret-i Rabbani olarak o vakitte, o asırda daha ziyade yıldızlar düşü, düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi ilani tekvini tercüme edip e, o ilani tekvini tercüme edip ilan ediyor. Yani o hadise nedir diye tercüme ediyor. Hani doktor şey koyuyorlar ya kulağa. Ondan sonra bakıyor. Güm, güm. Buraya koyuyor. Güm, 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 güm. Nedir o? Sen üşüttün diyor. Sen bir şeyin yok diyor. Senin diyor şey de panik ataktır diyor. Vesaire bir şey diyor yani. E ben de koyuyorum niye anlamıyorum? Onun lisanını bilmiyorum. Doktorluk demek bedenin lisanını bize çevirendir. Ha, o olan hadise var ya tekvini hadise. Kur'an bunu bize tercüme edip ilan ediyor. Ve o işaret ise işaret eder. Evet bir, me, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları böyle bir işareti azime-i semaviye ile ...melaikelerle mübareze ettirmek. Yani şeytan, cinler, yani neymiş? meleklerin karşısına kim? Yani onu onun karşısına getiriyor tamam mı? Böyle hadise o ona taş atıyor, o oraya çıkıyor, o yandan geliyor mıcınık ne falan. Bunu getirmekle elbette o vahiy Kur'an'ın... haşmeti, saltanatını göstermek içindir. Yani o kadar şey ki yani Kur'an'a hiçbir şüphe edilmez. Niye en ufak bir hadisesinde bile böyle bir saltanat olmuş. Yani bir olay olmuş. Yani hadiselerin içinde öyle sıkıntıların içinde gelmemiş Kur'an. Gayet net bir kanalla. Hem bu haşmetli olan beya, haşmetli olan beyani Kur'an'ı ve azametli taşidat-ı semaviye ise cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve mudafaya sevk edecek bir iktidarları bir müdafaları bulunduğunu ifade için değil. Ya belki kalbi Muhammed'i'den aleyhisselatü ve ta semavat alemine ta Arşama, arşazama kadar olan uzun yol yolda. Bak kalbi Muhammed'i'den demek hiç kopmuyor. mu kalbi ve la yunami aynı öyle mi diyordu Gözüm uyur ama kalbim uyumaz. Affedersin özür dilerim ama hanımıyla dahi beraberken hiç Allah'tan kopmamış. Çünkü niye? O tür şey lezzetler Rahman isminin 70 bin perdeden geçmiş halidir. Şehvet. Şehvete ait lezzetler. Rahman'ın 70 bin perdeden geçmiş halini mi? Mesela adam uçağı var, helikopteri var, Mercedes'i var, jipi var. Hacı, Hacı Murat'a biner mi? Yani Rahman ismini azami derecede mazar olan bir insan şehvetle alakalı olan 70 bin perdeden geçmiş Rahman isminin cilvenin cilvesinin cilvesinin tuzunu suyunu suyunun, suyunun turşunu suyunu suyunla mı meşgul olur? Yani çünkü bak düşün bu kalbi Muhammed'i kalbi Muhammed'den aleyhissalatü vesselam ta semavat alemine ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda Peygamberimizin baka iyi dinleyin. Hiçbir yerde cin, şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için vahiy Kur'an'ı koca semavatta umum melaikece medar bas olan bir hakikattır ki bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak rejmedilmesiyle işaret ediyor ki Kalbi Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy, huzur Muhammed Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail, nazar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a görünen hakayki gaybiye, üçü de farklıdır. Aynı anda oluyor. Vahiy oldu, olurken ve sonuna kadar. Üçü birden oluyor. Bir, bir de okuyorum. Kalbi Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'a gelen vahiy, huzur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen Cebrail, ve Nazar-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a görünen hakaiki gaybiye, vahiy anında bir, kalbine ilham ediyor Allah doğru, direkt, aynı anda. Cebrail getiriyor aynı anda. Aynı anda o a, anlatılan şey, kainatı bütün, kadar ettiği için kainat açılıyor o anda. Ruh yani bu. Niçin? bütün isimlerin bütün mertebesine mazar. Bütün yani mertebe azamına mazar. Bir isme değil, bir ismi azama değil. Bütün is ismi azamlara ve her ismin mertebi azamına mazar. Ya arkadaşlar ya. 70 bin perdeden geçmiş. Turşunun suyunun suyu. Bir namazda, bazı namazınızda, bazı sohbette, bazı ki Kur'an okurken veya namaz kılarken tuhaf hal olmuyor mu? Turşunun suyunun suyunun suyu 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 bu olursa. Bu esmanın azami derecedeki mazarı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıldır? <laughs> ya değil mi? Yani artık o dünyevi hadiseler onun hiç meşgul eder mi? <laughs> ala kadar niçin ala kadar ümmetine e, bu olaylarla muhatap olacak ki e, haram mı helal mı ortası mı? Yani beşeriyet ile hem bunları bileceksin, yaşayacaksın hem de hakikatı hak olarak yaşayacaksın ama karma etmeyeceksin. Her şeyin hakkını vereceksin. Bak bu halde olan bir zat hanımıyla ilgileniyor, ticareti yapıyor, savaşa gidiyor, kainatın çekirdeği olduğu bildiği halde onlara hidayet anlatıyor. Olmazsa Hubey bin Halef'i gebertiyor. Ama bu arada bunlar her an yaşıyor. Nasıl böyle karıştırmıyor? Demek ki karıştırmayacak esma da azami tecelli ettiği için karıştırmıyor. Öyle cevap buldum. Karıştırmaması gereken yani hudutları belirlen esma da var. O da azami tecelli ettiği için yoksa olamaz ya. Ya Azrail Aleyhisselam gelmiş kapıda. Cebrail Aleyhisselam önce gelmiş. Ya Muhammed arkadaşı ya. Cebrail Azrail Aleyhisselam onun devamlı gelmemiş ki arkadaş. Cebrail devamlı arkadaşı. Her hadisede her şeyin tuvaletini de sormuş, şeyini de sormuş. Hep onunla, onun vasıtasıyla öğrenmiş. Arkadaş ya. Kardeşim dermiş yani. Diye ya. Ha? Diye Artık ya. yok diye de sahabeleri gözüksün diye. Diye değil. Cebrail Cebrail olarak geliyor. Çünkü ondan üstün olduğu için Cebrail'i azametiyle görüyor. Allah'ı görenin Cebrail'in azametini görmesi gayet normal. Niye böyle şekilde girsin ki onun kabiliyetine göre? Cebrail nasıl öyle görüyor? Çünkü Allah'a gören peygamber. Peygamber yanına gelmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cebrail aleyhisselam diyor ki e, Ya Muhammed, Ya Resulallah müsaade edersen aleyhissalatü vesselam Azel kardeşin kapıda. müsaade eder misin içeri? Sen de müsaade istiyor. Destur istiyor. Tabi tabi gelsin diyor. Geldi. Ondan sonra o da diyor ki Allah'ın selamı var diyor. Aleyküm selam. Muhayyer bıraktı seni. Ömrün bitti ama dedi ki Allah Habibime söyle selamla. Allah Allah ya. yani tuhafıma gidiyor ya. Acayip bir şey ya. Allah ne kadar mütevazi. Tövbe estağfurullah yani. Tövbe yani, yani sakın öyle. Kibar, latif, nazik, nazenin. Ne bileyim. Hoş ya ruhun her şeyini okşayan bir şey yani. Ananın eli gibi de değil. Hoşuma gidiyor ne bileyim. Başka ifade mi? Diyor ki e, muhayyer bıraktım. İsterse gelmez. İst, nasıl istiyorsa. Ama ömrü bitti. Kendisi ne kadar istiyorsa o kadar kalabilir dünyada. Bütün esmanın, bütün mertebeyi azamına mazar olan bir insan da edebin bütün mertebeleri vardır. Cebrail'e karşı edep Azele karşı edep. Allah'a karşı. Allah diyecek ki ömrü bitti ama aması yok. Bitti. Bittiyse Resul'a itaat düşer. <laughs> Edebin her mertebesini yaşamış. Azel kardeşim diyor. Tamam. Hazırım. Azel Aleyhisselam vazife yapacak bir sorun var ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Cesedinle ruhunu ayırt edemiyorum. Hangisidir diyor. O kadar latif ruhuna imtizaç etmiş. O, o anda. Yani evet çarşı pazarda dolaşıyor, kanımıyla beraber oluyor. O anda o esmanın o mertebesi var. Çarşıya dolaşınca hemen bedeni değişiyor. Yani bir kalamım gibi yani. Hani şekil değiştiriyor. Her yani cesedi meydana getiren şu gözüken esmanın da nihayetsiz mertebesi var. Azayla muhatap olduğu zaman azametiyle beraber bütün bu vücuda tecelli eden 70'ten ziyade esma yok mu? bu esmanın azami mertebesi olursa ne olur? Gayet normal değil mi? Kafama yatıyor şimdi. Ustad diyor ki zahirine bakarsan zahire insana 70'ten ziyade esma var. Ne, nebatata diyor şey hayvan mı diyor? Nebatata 20 tane var diyor. Hayvan için mi diyor? O şeyde. Sözlerde ya. <laughs> Ka kaçıncı penceredeydi? Ha? <laughs> Kaç? insan penceresinde. İnsan penceresinde. 31. mi? Bak diyor ki. İnsanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma var. 70. 70'ten ziyade. Ee, diğerlerine ne diyordur bakayım. İnsan üstü nakışları görünen Esma İlahi'ye aynadarlık eder. Ee, söylüyor söylüyor. Diğerlerine mesela şunu şöyle söylüyor. Azat aletine kıyafi babası. Diğerlerine ne diyor? Diğerlerine 20 diyor. 20, 20, var. Onu bulun bakalım. 20 diyor. 20, 627. 627, 687, 600, 6... Alt... Nereye gitti ya? Heh. Diyor ki, Hakiki hakayik eşya İsmail'e de, mayet eşya o hakikatin gölgeleridir. Ha! Hatta bir tek zihayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar esma-i ilahinin cilve-i nakşı görünebilir. Hatta bir tek zihayat şeyde yalnız zahir olarak 20 kadar. insan ise insanın mahiyeti camiasına nakışlar zahir olan 70'ten ziyade esma var. Şimdi bu bu esma azami mertebesinde gözüküyor mu onda? E ne olur? Azel dedi ki işte ya Muhammed da bir soru var işte. Hangisi ruh, hangisini alacağım ya? Yani? o kadar birbirine eşit. Hangisi daha latif? Allah Resulü dedi ki bu cesedimdir işte bunu al. Bu da ruhumdur. Ve almak ne demek biliyor musun? Ondan sonra almak şu. Çıkart. Hadi arkadaşlar. Paltayı aldı. Çıktı içinden. Azrail Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam bir de baktılar ki o çevrede ve arzda Allah Allah. Mikail ile İsrafil de orada. Böyle anlatılıyor. Ön taraftan hani kuşların uçması gibi Allah Resulü kainata geçiyor. Atom seviyesindeki vazife bitiyor. Arkasında e, Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil böyle koridor şeklinde bütün kainata doğru gidiyor. مايمه عليه الصلاة والسلام أفطال الصلاوات يا الفاتحة.